hepsini yakalasana, böcek var. Yettim kardeşim. Nerede o pis tavuk ha? Eşesin ortadan eşsiz. Taş verin, taş taş yok mu? Gonca. Gonca. Kardeşim. Gonca. Kardeşim merak etme, yettim bari. Sen bana sapığın yerini de. Sapık mı? Sapık falan yok kardeşim. E madem sapığın yok, niye öyle bağırdın ki? Yoksa ampul neyi takarken elektrik mi çarptı kız? Ya hayır ya, orada orada. Niye orada oradasın kız? Yoksa sen şarkı mı söylüyorsun? Orada bir koy var uzakta, o koy bizim koyumuzdur. Ne bu be? Şarkı, bize koyda öğrettilerdi. Bize zaten koyda durmaktan gına geldiydi, bir de şarkısını öğrettilerdi, ne işe yarayacaksa. Ya bırak laf salatasını, yerde böcek var. Böcek mi? Orada durma, sen de yanıma gel. Niye? Ya böcek seni yerse? E madem yenilmekten korkuyorsun, niye masanın üstünde duruyorsun ki? Böcek buradan bakınca seni yemek zannedebilir. Doğru söylüyorsun. Sandalyenin üstüne inersen belki beni tavuk şişlanmaktan vazgeçer. Ya gülme be. Kız, insan böcekten korkar mı hiç? Niye korkmasın? Kız, biz bunları koy yerinde evde beslerdik. Evde mi beslerdiniz? Tabii canım. Benim senin dadı gibi evde fino besleyecek halim yoktu herhalde. Benim bir tane tahta kurum vardı. Adını da Rex koyduydum ki. Madem beslemeye alışıksın, al o zaman hayvanlarını götür buradan uzaklara. Tamam, tamam. Nerede peki bu aleme korku salan anarşik böcek? Önce banyodaydım. Ondan sonra salona kadar arkamdan geldi. Görsen o kadar kocamandı ki ayak seslerini bile duyabiliyordum. Ya aslan olsa bu kadar korkmaz insan şu haline Allah aşkına. Ya dalga geçmeyi bırak. Madem o kadar cesursun, yok et böceği de görelim. Ya sen merak etme. Birazdan o böceklerin hepsi tahtalı koyup oylayacaklar. Ya ben kıyamam bu tehlikeli eşinci. Bununla böceği ezeceğimi hoş denge ezerim daha iyi. Ana, şu tehlikeliymiş. Oo, ucu da iyice sivri. Ya bu şehir avratlar nasıl yürüyorlar bunların üstünde anlamadım gitti. Neyse. Ana, bu Kara Fatma be, bizim Kara Fatma. Dur sana da ben bir isim bulayım. Senin adın, hah, Saddam Hüseyin olsun. Bu tillik de Amerikanya bombası. Neyse, sana öbür hayatında başarılar dilerim Saddam Efendi. İyi günler. Yetiştim hürmetli Yonca Hanım. Sapı kardadır. Ne sapı? O sizi zorla hırsızı aşkal etmek isteyen sapı. Ya ortada sapık falan yok. Tabii eğer seni saymazsak. Bu vakit katil neredeydi? Katil de yok. Ne diye bağırırsınız o zaman? Böcek var. Orada. Banyoda. Siz hiç meraklanmayınız süper hürmetli Yonca Hanım. Ben şimdi onu yaratabilirim. Böcek banyoda Gonca. Ey Allah'ım ya, dinlemiyor bile. Böcek. Aha. Aha, bir böcük daha. Sen ne işin var burada hoş denge efendi? Çekilsene. Esas sen çekil. Ben niye çekilirmiş ha? Burada bir bileterya varmış. Ben onu öldürmeye gelmişim. Ne diyorsun sen? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne bileteryası? Burada Saddam Hüseyin vardı. Ben de onu hallettim zaten. Sen indi koca Irak Respublikası Başkanı Saddam Hüseyin'i öldürdün. Bak şurada 2.80 yatıyor. Gördün mü? Bu bileterya Saddam de. Bu Kara Fatma. Sen öyle bil cahil. Benim gibi zeoloji okuyabilseydin onun Kara Fatma değil bileterya olduğunu bilebilirdin. Hoş denk. Sen bana 40 yıllık Kara Fatma'yı bilete diye mi yutturacağını zannediyorsun ha? Çekil şuradan da kardeşime mühim haberi vereyim. Ya bu bal gibi bileter ya. Hem de süpele süpele diyorum. Tamam garip, tehlike bitmiştir kardeşim. Salon eskisinden 1000 kat daha güven altında. İn aşağıda normal insan gibi yürüyeceğim. Hadi. Bak. Kardeşim, teşekkür ederim. Sonunda bir işe yarayacağını biliyordum. Yaradım değil mi? Mene hele gelir ki siz boşa sevirsiniz. Bu bileteryalar özellikle süpele süpelektiumlar asla yalnız yaşayabilemezler. Bunlar koloni halinde yaşayabilirler hayvallah. Koloniyayla mı yaşarlar? Niye, çok mu titiz hayvanlar? Kolonya değil, koloni. Yani ailecek yaşıyorlar. Aile kelamı bunlara az gelir bence. Yani millet desek daha doğru olabilir. Demeli yaklaşık 2 ayda bunlar 2 milyona ulaşabilirler. Bir nükleer cihan harbi sonunda sadece bunların yaşayabileceğini siz bilirdiniz. Ben bilmiyordum. Yaxşı, ben size öğretebildim. Yani şimdi bu yaratık hayatta kalma konusunda uzmandır hayvallah. Koca koca dinozorsuzlar yıkıldı, devrildi. Bu mahlukat kendi özünü kurtarabilebildi.
Ya. Ya. Bir de bu hayvan oğlu hayvanlar öyle çabuk çoğalırlar ki duda bilene aşık olsun hayvanlar. Yani ben bilirim ki buralarda doğum kontrolü de yoktur. Yani ayda 2 milyon, senede 12 milyon olabilirler hayvana. Yok canım daha neler, bu da atıyor kız. 12 milyon deneme, Çin ordusu bile daha azdır be. Bence de, Müşek senin beyninde bile o kadar hücre yoktur. Kardeşim, bizim evde bir dene vardı, onu da ben hallettim işte. Aslan kardeşim. Bana hiç öyle gelmiyor. O senin öldürdüğün hiç ana kraliçeye benzemiyordu hayvana. Ben size demiştim, buyurun. Sen merak etme canım, ben şimdi giderim bütün böcekleri şu ayakkabıyla ezerim. Bir dakika. Sen o iğrenç Kara Fatma'yı benim 1.800.000 lirada İtalya'dan aldığım ayakkabıyla mı öldürdün? Çatana, çatana diye bunun kafasına. Kız bu ne kadar ucuzmuş öyle 1.800.000 lira. O yüzden gidiyorsunuz siz ecnebi memleketlere alışverişe ha. Gitmişken bir iki tane daha alır insan. Hoca, seni şu an boğabilirim. Allah Allah. Kara Fatma'yı öldür diyor, öldürüyorum. Öldürünce de kabahatli oluyorum. Nasıl bir iş, ben bunu anlamadım vallahi. Hayda 2 milyon, senede 12 milyon olabilirler ay bana. Senede 12 milyon olabilirler ay bana. Ben sana havayı yaktım. Ama kardeşim, niye öyle yaralı karga gibi tünedin oraya? Ne böcekler gelirse korkudan salona bile gidemiyorum. Korkma kız, geldin seni korurum. Bodyguard'ın mı olacaksın? Ne? Hadigard mı? Hadigard değil, bodyguard. Yani koruyucu. Ha, fedai demek istiyorsun. Olurum tabii canım kardeşim. Benim canım sana feda olsun. Gel. Gel. Peki. Allah senin etsin. Bekle. Gel kız gel. Dur. Sabahınız hayır hürmetli Koray Bey. Günaydın Hüseyin, günaydın. Kusura bakma, burada dikilip seninle kısa bir sabah sohbeti yapmayı çok isterdim ama ayakta duramayacak kadar yorgunum, hemen uyumak istiyorum. Uyuyun tabii, yakşı olar. Ama bileteryalar rahat bırakabilirse. Hayırdır? Geçen hafta Hamburg'da tanıştığımız Alman kızlar mı geldi? Ben hiç öyle zannetmiyorum. Almanya Respublikası'nda bileterya var. Blat da ne o zaman hocam? Bileterya, bileterya. Bizim gibi bilim adamları buna bileterya deriz. Sizin gibi sıradan adamlar buna hamam böceği de diyebilirler. Apartmanda hamam böceği mi var yani hocam? Vallahi acayip hürmetli Yonca Hanım'ın evinde görülebildi. 1/4 oranında hürmetli olan Ayça Hanım'ın evinde de görülebildi. Yapma ya. Ben bunları hiç görmedim hocam. Nasıl görebilirsiniz? Sen gece işlirsin, seher uyursun. Sen de onlar için Antalya'da her şey dahil lüks tatil köyü. Bulamazsın, garip rahat ol. Ne oluyor kız, Kara Fatma kapıyı çalıp girecek hali yok herhalde. Nereye? Kız kapıyı açacağım. Ya beni bırakıp gitme. Allah'ım yarabbim, Gönem'de daha da kurtlara teslim ediyorum zanneder. Bırak. Şimdi gelsin bakalım o Kara Fatmalar. Artık karşılarında o küçük korumasız Ayça yok. Tepeden tırnağa en modern silahlarla donanmış bir Ayça var. Aa, nereden buldun bunları? Yoksa gidip hemen bir tane böcek ilacı kralı mı buldun? Yok canım. Önceden haberim olsaydı belki bulurdum ama bu kadar kısa sürede Shakira bile sevgili bulamaz. Fazla var mı? Var tabii. Evde de stokladım. Bunlar senin. Oho, sayende 10 kilometre çevremizde böcek ilacı kalmamıştır gari. Ve de sana aşık olmayan market sahibi tabii. Ne zaman saldıracakları hiç belli olmaz böcek kısmının. Ben tedbirimi aldım, artık onlar düşünsün. Eğer barış falan istiyorlarsa oturup şartları konuşuruz tabii. Şimdi bu bileteryalar, yani sizin deyiminizden hamam böcekleri genellikle tropik, ılıman bölgelerde yaşayabilirler. İnsan yiyecekleri, kağıt, kumaş, böcek ölüleri gibi nesnelerle beslenebilmeleri bakımından her yerde yaşayabilirler. Bu şey,
Şimdi sen biraz daha konuşursan eğer ben o hamam böceklerini seni yem edeceğim. Ya hırslanırsınız hürmetli Koray Bey. Ben size burada en bedava yoldan faydalı bilgiler sunmaktayım. Çok teşekkür ederim. Ya bu bilgiler ömrümün sonuna kadar bana yetecek ama yeter. Yani herhangi bir bilgi yarışmasına katılmayacağım. Kalp atışlarımı ölçmek için de o sandalyeye oturmayacağım. Benim istediğim sadece uyumak bu şey. Uyumak. Peki siz bilir misiniz ki bu böcükler 320 milyon yıldan beri hiçbir değişiklik göstermeden kalabilmişlerdir. Bunu bilemezsiniz tabii. Ama kapıyı suratıma çarpmayı çok çabuk öğrenebildiniz. Hürmetsiz Koray Beyciğim. Ana şimdi bu böcük ilacı mı? Zararlı olan böceklere soyun zararsız mı oluyor? Ya da ne yapıyorsun ya? E böceklerin ilacı ya bu. Sen üstüne sıkıyorsun pohuyu alıp sana gelmesinler diye. Er şunu, bırak şunu. Öldüreceksin kızı. Vay be. En etkilisi buymuş. Bunu sıkınca hemen ölüyorlarmış. Hah. Hatta daha etkili olsun diye bunun da üstüne basarak ezerik. Şşş. Bir dakika. Geldi. Geldi mi? Böcek mi? Ya çıkmayın şu masanın üstüne. İyi bekliyor orada. Böcek kapının dışında. Oy. Ay vallahi. E bir de sustular. Mene ele gelir ki böcekler onları yedi. Eğer katil Biletelya Germenik usta devreye girmişse olabilir vallahi. Sen gel bakayım. Ne yapıyorsun? Gördüğün herkese deodorant gibi sıkıyorsun. Ver şunu. Ya niye bana mani oluyorsun kardeşim? Bıraksaydın da en zararlı böceği öldürseydim. Aslında doğru. Haşirin başı bu. Evet. Doğru. Kapı kurdu. Nece yani? Siz şimdi bu leteryalardan bu kimyasal silahlarla kurtulabileceğinizi sanırsınız. Evet. Bunları böyle bağımsız gerilla hareketiyle öldürebilemezsiniz. Bunlara topyekun saldırmak lazım gelir. Yani apartmanı komple ilaçlamak lazımdır. E o zaman burada bizimle çene çalacağına git yöneticiye haber ver bir şeyler yapsın. Hadi. Sence patron bizi niye çağırdı? Sen de mi bilmiyorsun? Belki seni kovacaktır ha? Bence seni kovması lazım. Çünkü dergisi en az satan sensin. Merhaba çocuklar. Eminim sizi niye çağırdım merak ediyorsunuz. Evet efendim. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Basın grubumuzun mali durumu çok sıkıntılı. Size krizden beri bir zam yapamadık. Bu durumdan kurtulmanın da bir tek yolu kaldı. O nedir efendim? Bir alıcı var. Dergilerimizden birini almak istiyor. En çok para eden dergilerimin editörlerisiniz siz. Doğal olarak ikisinden birini alacak. Bu alınacak dergi için de çok hayırlı olacak. Çünkü adam çok varlıklı biri. Hem dergiyi hem çalışanları ihya edeceğinden eminim. Ayrıca bir dergiyle başlıyor ama ileride bir basın grubu oluşturacağını öğrendim. Belki de ikinizden biri bu grubun başına geçer. Ya. Yarın hanginizin dergisi bu krizden, bu kötü ortamdan kurtulacak göreceğiz. Hadi bir an evvel hazırlanın hadi. Peki efendim. Peki efendim. Bakarsın seni dergime eleman olarak alır mı? İnanmayacaksın ama aynen ben de bunu düşünüyordum. CV'ni hazırlasan iyi olur. Bu kadından nefret ediyorum. Kimden? Yonca'dan. Tanışmadan önce merak ederdim. Yaptığı işe bayılırdım. Ama tanıştıktan sonra nefret etmeye başladım. Seninki nefretten çok biraz kıskanmaya benziyor. Zavalları kıskanmak adetim değildir. Hem Sarp bunda ne buluyor hiç anlamıyorum. Aa öyle deme çok çekici biri. Sen hiç çekici kadın görmemişsin galiba. Ukala desen anlarım. Ukala mı? Evet. Bana yaptığı ukalalıkları asla unutmayacağım. Ve ilk fırsatta bunun intikamını ondan alacağım. Hayırdır Şebboy? Kim 500 milyar grisini yemek ister yarışmasına mı katılacaksın? Yok Yonca Hanım. Rejime başladım da. Bence hiç başlamasan daha iyiydi. Eskiden 3-4 paket galetayla geçiştiriyordu. Şimdi grisinin fabrikası 3 var diye sana çalışmak zorunda kalacak. Yazık değil mi? Evet. Haklısınız Yonca Hanım. Olmak gibi olmasın ama sen ne zaman evine gideceksin? Aa böcekli ev hayatta gitmem ben. Kız bu evde böcüklü. Olsun burada iki kişiyiz. E ne fark eder Ayça? Arkadaşlar onlar iki kişiler biz şu tek yaşayan kızın evine mi gidelim diyecekler zannediyor. Birisinin olması her zaman daha iyidir.
Ayça, ha? Sen bilmem ne kalan sevgililerinden birini çağırsan ya bu gece ya. Şu anda bir sevgilim yok ki. Ek sevgilimle de kavga ettim. Tüh, gördün mü? Bunlar senin en zayıf anında yakaladılar. Bence var ya senin hakkında kesin araştırma yapmışlardır. Ya o kadar zekiler mi yani? Yok canım, senden zekiler. Ne haber Yonca? İyilik Sevilcim, senden ne haber? Haberler doğru mu? Evet, hazırlanmaya başladım bile. Bu arada harika bir yazı geldi dergi için. Sahi mi? Hı-hı. Evet. Böcek. Ne? Abi nerede? Ne? 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 Yonca. Yonca yardımcısı, koş çabuk güvenliği çağır. Ona bir şey yapıyorlar. Hadi canım, hadi hadi. Yetiştim arkadaşlar. Nerede o adam? Nerede bu adam? Çık ortaya. Yıkalı adam, çıkar ortaya. Nerede bu adam? Çık ortaya. Çık. Ha? Ya ortada adam falan yok. Ya evi böcekler bastı. Sevil de üstüne böcek deyince. Ben erkeklerle böcekler arasındaki benzerlikleri anlatan süper komik bir yazıdan söz ediyorum. Öyle desene. Ha. Ha, adam falan yok yani. Şekerim, ufacık bir böcekten mi korkuyorsun yani? Ne yapalım şekerim, biz de senin gibi böcekten korkmasaydık erkek dergisinde çalışırdık. Sevil Hanım, belden aşağı vuruyorsun. Ne yapayım, erkekler gibi davranmaya çalışıyorum. Çünkü onların kafasının çalıştığı tek yer belden aşağısı. Önce ya, şöyle bana bir şey söylesene ya. Bir dakika Serp. Sen böcekten korkmaz mısın yani? Hayatta korkmam. Böcek mi? Tabii canım, hayatta korkulmaz ama bazen korkuluyor işte. Orhan hocam buyur, hoş geldin. Hocam. Heh. Hocam koltuğum, yatağım, önüm, arkam, sağım, solum, her tarafım böcek oldu ya. Aa, seni de sobelediler demek. E sen de gel Gonca'nın güvenli kollarına sığın hocam, ben seni de korurum. Eyvallah hocam, eyvallah da. Biz bu böcek meselesini ne yapacağız ya? Ya ne yapacağız var mı kardeşim? Pazara kadar değil, mezara kadar savaşacağız. Allah'ına şükür bir sürü de silahımız var elimizde bak. Ah, böcek! Dede! Ya şuna bak ya, ecelini suyan böcek Gonca kızın karşısına çıkıyor. Aa, böcek! Ana! Tamam Ayça, sakin ol, öldü o. O değil, orada da var. Dede! Ya şurada da var, şurada da var. Dede! Haklıyım tabi ama dinleyen kim? Sizin benim gibi bilim adamına ihtiyacınız var. Ancak evi istila eden de böcekler aklınız başınıza gelebilir. Tamam, hepsini hallettik. Siz öyle zannedin. Bu aralar onların yumurtlama mevsimidir. Eğer bir iki güne kadar evi istila etmezlerse ben o zooloji diplomamı yutabilir ama kız. Hiç eve gidesim yok. Ya hala böcek varsa? O zaman ben de kalırsın. Yok canım, eve gitsem daha iyi. Yine gidip o Koray'da mı kalacaksın yoksa? Ne alakası var? Ne bileyim ben, başını sıkıştığı zaman en yakın arkadaşın dururken iki kardeş gidip onda kalıyorsunuz da. Bir kere oldu, o da mecburiyetten. Yani söylediğin lafa bak. Ya Yonca, Koray lafı geçtiği zaman niye bu kadar agresifleşiyorsun anlamıyorum bir türlü. Evet, Koray lafını duyduğum zaman agresifleşiyorum. Çünkü Koray'ı duyduğum zaman sinir tepeme vuruyor, tamam mı? Bu iş bu kadar. Ne burası böyle savaş alanı gibi? Ya birinci Kara Fatma meydan muharebesi burada yapıldı ve insanlık kazandı kardeşim. Sen öyle bil cahil kız. Ne öyle zannedeceğim be? Ben hepsini kokundan temizledim. Allah Allah. Öldük hocam. Bittik hocam. Mahvolduk hocam. Benim evde yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca Kara Fatma var. Ben sana demedim. Üzülerek diyebilirim ki sizin yok ettiğinizi bildiğiz bu bileteryaların arkası da gelecek. Ne yapacağız biz şimdi? Bu apartmanda hayatta kalmam ben. Ben de. Ben de. Siz ne diyorsunuz be? Madem burada kalamayacaksınız, nerede kalacaksınız? Ha? Ay, ne iyi ettiniz de geldiniz. Özlemiştik. Sen Fatma'ya dua et. Hangi Fatma? Kara Fatma. Yoksa Yonca'nın buraya gelmeye hiç niyeti yoktu değil mi kız? O yüzden geldik.
Anneciğim, evi böcekler bastı da o yüzden evde kalamıyoruz anlayacağın. Evet, kahveler hazır. Ben tutarım amca. Şşt, olur mu kızım? Zaten kimsenin umurunda değil baksana. Peki kızım, böcekler var diye eve girmeyecek misiniz? Ne yapacaksınız? Yöneticiyle konuştuk. Bütün apartmanı ilaçlayacak. Ben bütün gün dergideyim zaten. Ben de prezentasyona gideceğim. Benim için de sorun yok. Peki, Gonca ne olacak? Anneciğim, benimle bir mutfağa kadar gelir misin? Karıcığım, cezveyi yıkamadım. Fincanlarla yıkarım diye merak etme. Anneciğim, senden bir şey rica edebilir miyim? Söyle yavrum. Gonca bir günlüğüne sizde kalabilir mi? Biz yarın Bodrum'a gidiyoruz. Olsun, o burada kalır. Ben işten dönerken onu alırım. Evimiz sıradan bir ev olsa hiç düşünmeden kabul ederdim. Ama biliyorsun, ev antika dolu. Tablonun başına geleni de biliyorum. Sen niye işe götürmüyorsun? İşe mi? Anne, kovulmamı mı istiyorsun? Yarın çok önemli bir toplantım var. Tamam, sen üzme kendini. Ben bir çaresini bulurum. Aman Yonca ya, ben çocuk muyum da bana yer bakıyorsun? Ben kendi kendime bakarım. Zaten ilacın tesiri de aşama bitiyormuş. Ben de İstanbul'u dolaşırım akşama kadar, sonra da dönerim. Bir kere dolaştım, başına neler geldi biliyorsun. Boşuna uğraşma. Seni bu koca şehirde tek başına bırakmayacağım. İyi, bırakma. Bura nere kardeşim? Otel. Otel mi? Ben turist miyim de beni buraya getirdin kız? Sen de bir nevi turist sayılırsın. Şimdi böcek istilası bitene kadar sen burada kalırsın. Akşam işten dönünce ben seni buradan alırım. Sen televizyon seyredersin, yemek yersin, bir şeyler yaparsın işte. Yok, ben televizyon istemem. İstersin. İstemem. İstersin. İstemem. İstersin. İstemem, bu da ekmek kuran çarpsın ki dur bura. Gonca, kardeşim ben daha önce hiç otelde kalmamıştım. Gonca, buradan dışarı çıkmak yok, tamam mı? Tamam. Bu herif neyi bekliyor? Pardon. Buyur. Çok teşekkür ederim, iyi ben günler. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Kardeşim, sen niye adama para veriyorsun? Şuncaz şeyi ben de taşırdım. Müsrifsin sen ya. Adettendir Goncacığım, bel boylara bahşiş verilir. Hadi ben şimdi dergiye gidiyorum, akşam seni buradan alacağım. Uslu ol, tamam mı? Tamam canım, sen hiç merak etme. Yonca. Ben almaya geleceğim değil mi kardeşim? Alacağım tabii, sen benim kardeşimsin. Seni ortada bırakır mıyım? Bak, annem yok, babam yok. Şöyle göğsünde sarılacağım kimsem yok. Bayramda büyüğüm diye belini öpeceğim tek kardeşim sensin. Sen de benim için öylesin kardeşim. İyi de hadi git artık işine, güle güle. Tamam. Hadi görüşürüz. İnşallah. Ya hocam, ben neden apartmandan içeri giremiyorum söyler misin bana lütfen? Çünkü apartman ilaçlanır hürmetli Koray Bey. Yapma ya. Ben ne yapacağım şimdi ya? Ne bileyim ne ya, ne yapacaksın? O senin problemin. Nasıl benim problemim ya? Yukarıda gitarım var, onu almam lazım. Biraz sonra kayda gireceğim Hüseyin. Müzisyen adamsın, sağa gitar yok. Kayda girebilirsin ama binaya giremezsin. Bak, anlatamıyorum galiba. Başka gitarlar değil, benim kendi gitarım lazım. Ben başka gitarlarla çalamıyorum hocam. Vallahi yasak hürmetli Koray hocam ya. Ölebilirsiniz. Bende maske var, ben bile korkudan giremiyorum vallahi. Yapma ya. Ama siz yabancı değilsiniz hürmetli Koray Beyciğim. Mesela benim maskem eskidir. Eğer siz bana yeni bir maske kapitali sağlayabilirseniz, ben de sizin gitarınızı getirebilirim. Tamam o zaman. Al bakalım. Allah! Ben bununla sadece gitarı değil, televizyon, müzik seti isterseniz getirebilirim ayvallah. Oh! Gonca'yı da otele yerleştirdim. İçim rahat.
Ay inanmıyorum sana Yonca. Kız Gonca'yı bizim eve bıraksaydın anacığımla baş başa otururlardı. Hem benim yokluğumu da hissettirmezdi. Benim hiç aklıma gelmedi. Aman boş ver. Şimdi otelde rahattır. Kimseye de bir zararı dokunmaz. İyi oldu. Buyurun. Çarşaflar için gelmiştim. Yok ben almayacağım. Bohçacı mısın sen? Yok ben otelde çalışıyorum. Odayı toplayacaktım. Yok canım olur mu öyle şey? Ben kendi dağınıklığımı kendim toplarım. Hadi sen git başka işlerin varsa onları hallet. Peki iyi günler. Daha elden ayaktan düşmedim çok şükür. Kendi odamı kendim düzeltirim. Benim karnım acıktı ya. Mutlak nerede? Güzel banyoyu yapmışlar. Kupkuzey büyük oda yapmışlar. Mutfak yapmayı unutmuşlar. Ben nerede yemek yiyeceğim şimdi? Yemek siparişi için 112 arayın. Arayalım. Ha, alo. Merhabalar. Ben Yonca'nın kardeşi Gonca. Yemek var mı yemek? Ha, ne var? Her bir şeyden var mı? Bak kardeşim o zaman sen bana bir tane mercimek çorbası getir. Ondan sonra yanında bir tane tavuk çevirme olsun. Sucuklu yumurta da istiyorum. Bir de salatayla ayran. Hadi kurban oldum. Çabuk getir. Çok karnım acıktı. İyi günler. Afiyet olsun hanımefendi. Sağ ol kardeşim. Karnın acıktıysa buyur sen de ye. Ha yok sağ olun. Ben yedim de geldim. Utanma kardeşim. Gel sen de ye. Yiyemem. Yasak. Niye? Yoksa senin de benim kardeşim gibi kolerin mi fazla? Çalışırken yemem. Yasak. Al kardeşim şu sucuklu yumurta dahi, yoksa yumurtaların şer. Aç bakayım. Kimseye de söyleme. Allah ne güzel iş ya. Şuraya bak bir telefon ediyorsun ne isterse getiriyorlar. Dur da ben bir şeyler isteyeyim. Ne isteyeyim? Hah meyve isteyeyim. Alo. Ha iyi günler. Az önce ben aradıydım Gonca. Gonca'nın kardeşi. Ben meyve istiyorum kardeşim. Karışık. Oldu iyi günler güle güle. Ya. Daha benim bir dediğimi iki etmediler vallahi. Bugünkü toplantı çok önemli arkadaşlar. Ay, inanamıyorum. Yani hepimizi büyük bir fırsat bekliyor. Kesinlikle bu adam tek bir dergiyle kalmaz. Bence büyük bir basın grubu oluşturacak. Yani hepimizi bol para ve terfi bekliyor. Aynen öyle. Bunun için de maalesef Sarpların dergisiyle çekişeceğiz. Bu maalesef onlara acıdığım için. Eminim ki bizim dergiyi satın alacaklar. Hepimiz için piyango gibi bir şey bu. Evet. Üstelik adam Anadolu'nun bağrından kopup gelmiş birisi. Ay deme kız. Bir tanışsak diyorum şu adamla. Ayhan. Hayır yani. Nelerden hoşlanıyormuş. Ne yaparsak onu etkileyebiliriz. Diyorum. Merak etme. Öyle bir sunuş hazırladım ki. Sarp'ın dergisi adam akıllıyı beleş verseler yine de almayacak. Bugünkü toplantıda ne yapıp edip adamı adam akıllı dergisini alması konusunda ikna etmeliyiz. Çünkü bu benim için çok önemli. Hiç merak etme. Öyle bir strateji belirledim ki Yonca ve ekibi ağızlarıyla kuş, kulak memeleriyle pelikan bile tutsalar bu iş ne de bizim. Çek orta. Anam, çatlayacağım çok iyiydim ya Rabbim. Azıcık gezineyim de şunları eriteyim bari. Anam, ana. Yonca bana otelden çıkmadı dedi. E doğru. Odadan çıkabilirim, otelin içinde gezinebilirim. Ay. Oy. Kaçıncı kata çıkacaksınız efendim? Ana, ben seni tanıyorum. Sen sabah da buradaydın. Sen hala gideceğin yeri bulamadın mı? Ben geldiğimde de asansördeydin. Şimdi de asansördesin. Ben otelin asansör görevlisiyim hanımefendi. Müşterilerimiz kaçıncı kata çıkmak isterse ben o düğmeye basarım. Niye?
Kendileri basınca asansörünüz mü bozuluyor? Hayır, onları yormak istemediğimiz için böyle bir sistemimiz var. Kaçıncı kata? Kaçıncı kata olursa olsun. Yani seni nasıl münasip görürsen. Şu yediklerimi bir eriteyim de ben başka bir şey istemem. Çatı katına mı çıkacaksınız? Ne? Şimdi ben nereye dersem oraya mı gidecek? Evet. Tamam o zaman. İlk olarak çatı katına gidelim. Bakalım oralar nasılmış. Şimdi bu müziği sen mi çalıyorsun? Hayır, o banttan çalınıyor. E, canlı olanı da var yani. Çok eğlenceliydi. Aynı bizim şehirdeki Luna Park gibi. Ben artık ineyim. Arabayı 3 saat sonra garajdan getir. Tamam abi. Hadi gidin artık. Beşinci kat lütfen. Tabii efendim. Hangi dergiyi alıyoruz Erhan Bey? Merak etmeyin efendim. Gerekli olan bütün altyapı çalışmalarını bitirdim. Her iki dergi de mükemmel. İkisi de basın hayatına giriş için ideal. Birinden birini mutlaka alacağız. Benim için bilgi ve dürüstlük her şeyden önce gelir. Basın dünyasından beklediğim en önemli şeyler budur. Adam basmacı herhalde. Basma dünyası ne diyor? Benim derdim toplumun bütün kesimlerine hitap edebilmeli. Yenilikçi, laik ve liberal olabilmeli. Avrupalı ve Müslüman bir toplum olabilirsek sırtımızı kimse yere getiremez. Çok haklısınız Toraman Bey. İşte her şeyimiz hazır. Bugüne kadar yayımlanan en iyi resimler, incelemeler, röportajlar, sunumlar ve prezentasyon dosyaları. İş %99.9 bizim deseniz. İmza atılmadan diyemem. Bak Şevboy, bunlar altın kadar değerli. Eğer bunlara bir şey olursa senin saçını başını yolar, Hasan Şaş'a benzetirim ona göre. Bunlara gözün gibi bakacaksın. Siz merak etmeyin Yonca Hanım. Acaba midene battığın gibi bak desem daha mı doğru olurdu? Neyse. Ne haber Şebo? İyiyim Pınar Hanım, siz? Sağ ol, iyiyim. Melek Hanım'ın doğum günü vardı. Uğradın mı? Hayır, uğramadım. Ama sonra uğrarım. Ama çok geç olabilir. Nefis bir pasta var. Pasta mı? Çikolatalı, muzlu, frambuazlı. Zannedersin ki doğum günü değil pastane açılış. En sevdiğim şey pasta. Ne duruyorsun? Bitmeden yetişsene. Ama ben rejimdeyim. Canım, rejimi her zaman yaparsın. Ama böyle bir pastayı bir daha bulamazsın. O kadar güzel ki bir yiyen bir daha yiyor. Belki de bitmek üzeredir. Hem unutma, her rejim bir sonraki pazartesi yeniden başlar. Ama ben buradan ayrılamam. Canım, pastayı 2 dakikada kapıp gelirsin, ne olacak? Peki yerime 2 dakika bakar mısınız? Tabii ki bakarım. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bana böyle bir imkanı verdiğin için. Başta her şey mübahtır. Ben ikisinde de başarılı olacağım. Ya çekilsene kardeşim, içeri gireceğim. Giremezsin. Niye giremiyormuşum? Benim kardeşim çalışıyor burada. Kim senin kardeşin? Yonca. Ne iş yapıyor? Dergide çalışıyor. Hangi dergide? Ya kardeşim, ben iş istemek için başvurmuyorum. Sen beni niye imtihana çekiyorsun? Ben kardeşimi görmeye geldim. Azamon dergisinde çalışıyor. Editör Yonca Hanım mı? Hah, tam isabet. O mu senin kardeşin? Evet, beğenemedin mi? Biz onunla ikiziz. Aynı zekalı Hüseyin Ahmet'in Akpınar gibi. Tabii tabii. Tom Cruise de benim ikizim zaten. Bak ne güzel, senin de ikizin varmış. Bırak da geçeyim kardeşim, hadi. Bana bak, sen kimi kandırıyorsun? Bal gibi bohçacısın işte. Tezgahın elinde zaten.
Hoppala. Yarım yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. Çek şuradan. Hadi hadi. Derginin önünü kapatıyorsun. Vallahi içeri tıktırırım seni ha. Gonca? Sarp Bey. Merhaba. Sarp Bey, bu hanımı tanıyor musunuz? Evet, Yonca'nın kardeşidir. Gonca. Öyle mi? Buyurun. Hadi gel. Ya bu Yonca Hanım'ın ikizi ise ben de harbiden Tom Cruise'un ikizi olmayayım. Yonca, ne yapıyorsun sen burada? Niye otelden çıktın? Beni kovdular. Yine ne yaptın? Ne yapayım? Sen de beni Luna Park gibi otele götürmeseydin. Bir iki kere asansöre inip inip çıktım. Sonra dönme dolabın kapılarından girdim girdim çıktım. Bana kızdılar. Ben de tabii Gonca kız olarak onların gözünün payını verdim. Bak Gonca, bugün benim için çok önemli bir gün. Neden? Bugün İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş günü mü? Hayır, ama bu işi başarırsak derginin kurtuluşu olabilir. O yüzden senin fazla ortada görünmemen lazım. Gel benimle. Şebboy. Gonca ile tanıştınız değil mi? Evet Yonca'nın tanıştık. Bir süreliğine sana emanet. Ana, bu beni yer be. İkimizin de ortalarda fazla görünmesini istemiyorum. Ben şimdi Sevil Hanım'ın yanına gidiyorum. Son işlemleri halletmiş mi ona bakacağım. Git bakalım kardeşim. Zorda kalırsan beni çağır, ben sana yardım ederim. Tamam. Demek sen de benimle geliyorsun. Nereye? Mutfağa mı? Yok, biraz işim var. Burası iş yeri olduğuna göre olacak tabii. Hiçbir yerde çalışmayana bedavadan para vermezler. Yürü yürü, hadi yürü. Tamam. Fena halde hazırız. Yeni bir hayat için artık sayılı dakikalar var. Bu kim? Yonca'nın kardeşi. Aa, ne kadar otantik. Dalga geçiyorsun değil mi? Niye dalga geçeyim canım? Acaba diyorum, Yonca ile kız kardeşinin fizikleri yer değiştirseydi, şu dergide bir tek kişi dönüp Yonca'ya bakar mıydı? Hadi canım, hadi canım. Yapacak işlerimiz var. Allah Allah. Ya ben koyun muyum da başıma çoban dikti bu kız? Ya bir kavalın eksik ha. Ya şimdi buradan ne öreceğiz? Şu adamın yaptığını. Ne yapıyor o adam? Kardeş, kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? Ben şimdi masamın üstünde bir dosya unutmuşum. Onu almaya gidiyorum. Beni burada bekle, tamam mı? Tamam. Nereden çalışıyordun? Vallahi şu diyalar iyi olsun diye tam gün full time mesai verdim kızla. Bu işi alınca da özel bir hediye isterim ama. Tamam, işi alalım, o kolay. Evet arkadaşlar, hiç merak etmeyin, bütün hazırlıklar tamam. Prezentasyonumuz dört dörtlük olacak. Hele bu prezentasyonu yapan Yonca olduktan sonra bu iş bitti demektir. Ana! Ne güzel olmuş be! Vallahi fotoğrafçıya gidip vesikalı çektirmeye gerek yok. Sen otur şurada, sabahdan akşama kadar kendini çek dur. Biraz kara olmuş ama neyse, güzel. Ya bu fil yutmuş kız da bir dakika sonra geleceğim dediydi, hala gelmedi. Koca kız yoksa bu şehrin bir dakikası farklı mı oluyor ne? Neyse, ben kardeşimin yanına gideyim de ona biraz yardım edeyim. Belki bir faydam olur. Ne bu telaşlı Yonca Hanım? İnsan çaresiz olunca ne yapacağını şaşırıyor tabii Sarp Bey. Kimin çaresiz olduğunu bir düşünmek lazım. Ne de olsa Erkek Dergisi'nde çalışan sensin. Yine başlamayalım ya. Birazdan Ak Dergi ile Kara Dergi belli olacak ki Yonca Hanım. Ben şimdiden söyleyeyim. Kara Dergi onların. Benim bu işi kaybetmem Ecevit'in politikayı bırakmasından bile daha zor. Anladın mı? Merak etme. Çok yakında ikisi de olacak. Yok. İlk bindiğimde midem bulanmıştı ama insan bindikçe alışıyor. Allah Allah. Şu Allah'ın içine. Sen ne yapıyorsun burada? Sağ ol, ne yapayım, iyiyim. Fil yutmuş kadın kaybolunca ben de sana yardım etmeye geldim. Aman yine bir yerlerde yiyecek bir şeyler bulmuştur, onu tıkınıyordur. Gonca.
Gonca. Gonca ne yaptın sen? Vallahi ben yapmadım. Kardeşim, ne yapmadığımı da bilmiyorum ama ekmek musaf çapsın ki ben yapmadım. Zaten isteyerek yapmamışımdır. İnanamıyorum sana Gonca. Yani ikimize de çok büyük bir zarar verdin. Yani Elnino bile senin kadar zarar vermiyordur. Ne yapmışım kardeşim? Daha ne yaptığının bile farkında değilsin tabii. Vallahi yapmadım, billahi yapmadım kardeşim. Eğer satılmazsa bizim derginin geleceği hiç parlak değil. Ve sayende işsiz kalacağım. Kardeşim, ben senin işsiz kalacağını bile bile girmeyeyim bu haltı. Yeter artık Gonca. Hemen köyüne dönüyorsun. Köyüme mi dönüyorum? Bak kardeşim ben yapmadım, yapsam yaptım derim. Demezsin. Artık sana güvenim kalmadı. Gonca, hadi toplantı zamanı. Ne oldu? Daha ne olacak? Kim yaptı bunu? Ben yapmadım diyeceğim ama sen de inanmayacaksın. Peki ne yapacağız şimdi? Toplantıya girmemezlik yapamayız. Evet. Ama bu durumda hiç şansımız yok. Of. Evet yok. Ama bir mucize bekleyecek halimiz de yok. Adet yerini bulsun diye toplantıya gideceğiz. Yürü. Aa, Gonca niye ağlıyorsun? Hem sen yüzünden. Sen gitmeseydin ben o odadan çıkmayacaktım. Ben yapmadığım halde benim yaptığımı zannediyor. Neyi? Bak sana görmüyor musun? Biri kardeşimin çalışmalarının üstüne kahve dökmüş, yakmış. Tezek bulaşmıştan beter olmuş her şey. Aa, peki gerçekten sen yapmadın mı? Vallahi billahi ben yapmadım. Ben kardeşime yardım olsun diye geldim. Ben ona niye zarar vereyim ki? O zaman kim yaptı? Bugün bu odaya benim kardeşimin dışında güvenmedik kim girdi? Hiç merak etme. Bu iş kesin bizim. Ya dur! Nereye gidiyorsun? Kardeş kardeşe kızabilir. Üzülme, o seni kovmadı. Şu adamın burada ne işi var? Sen nereden tanıyorsun onu? Ben bu adamı otelde gördüm. Bizim dergiyi satın alacak adam bu işte. Yonca Hanım bu adam dergiyi alsın diye bu kadar hazırlık yaptı. Nasıl yani ben anlamadım. Aslında adamın nelerden hoşlandığını keşfedip bu dergiyi satın almasını sağlayacaklardı. Çünkü onun nelerden hoşlandığını bilmiyorlar. Adam tam bir bilmece. Bilseler hiç uğraşmadan satabilirlerdi dergiyi. Ya demek öyle. Efendim işte bu saydığım nedenlerden dolayı dergimiz çok geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmekte. Teşekkür ederim. Bravo sen. Harikaydı. Ne yalan söyleyeyim harikaydı. Umarım bizim dergimizi tercih edersiniz. Kısmetse olur Sarp Bey. Ama daha Yonca Hanım'ı dinlemedik. Evet sizi dinliyorum. Yonca'ydı değil mi? Evet efendim. Aslında biz de bir sunuş hazırlamıştık. Ama bir kazaya uğradı ve... Yani bir sunuş yok öyle mi? Evet, maalesef yok efendim. Aa, Nide nasıl olur? Peki, o zaman vakit kaybetmeye gerek yok. Malum vakit nakittir. Yürüyün Erhan Bey, alınacak dergi belli olmuştur. Bir dakika bir yere gitmeyin. Ne yapıyorsun Gonca? Durun, hiçbir yere gitmeyin. Goncacığım ne yapıyorsun? İşi berbat ettiğin yetmiyor gibi şimdi beni mi kovduracaksın? Ya bir sus. Hayır sen sus. Ya sen bir sus. Bu kadın kim? Şey efendim. Merhaba. Ben Azamon dergisinin editörünün ikiz kız kardeşiyim. Yani aynı Zekal Asya'dan Betin Akpınar gibi. Siz de bu dergide mi çalışıyorsunuz? Hayır efendim. Evet efendim. Sen sus kız. Ben şimdi size bu Azamon dergisinin şeyini... neydi kız? Prezentasyonunu. Duydunuz ondan yapacağım efendim. Ne oluyor? Bu bir şaka mı? Yo şaka değil Esra. Onu dinlemek zorunda değilsiniz efendim. Bir dakika ya. Dinlerseniz pişman olmazsınız. Çünkü biz Azamon dergisi olarak toplumun her kesimine hitap ediyoruz. Çünkü bizim dergimiz... Gidelim beyefendi. Toplumun her kesimini kucaklamak ha. Bu kadını dinlemek istiyorum. Siz beni dinleyin. Oturunuz oturun. Şimdi ben niye böyle giyindim dersiniz? Bir düşünün. Böyle başımda eşarbım var, entarim dallı gollü. Çünkü kırsal kesimdeki okuyucuya hitap etmek istiyorum. Ben onlara yakınlaşmak, kucaklaşmak istiyorum. Benim dergim toplumun her kesimine hitap edebilmeli. Yenilikçi, laik ve liberal olmalı. Ayrıca dergi yenilikçi, laik ve de... Bürkü neydi ya?
Liberan. Ondan olacak. Türkiye yepyeni bir zemine oturacak. Avrupalı ve Müslüman bir toplum olursak bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Kardeşim bu kadar işte. Çok enteresan. Düşündüğüm şeyler söylediniz. Harika fikirler. Bütün bunların hepsinin altına imzamı atarım. Anlaşılan Amazon dergisi tam benim istediğim gibi bir dergi olacak. Kararımı değiştirdim. Amazon dergisini satın alıyorum. Sizi sanki bir yerden gözüm ısırıyor Gonca. Beni mi? Evet. Yok canım, nereden ısıracak ki? Hayırlı olsun. Basın hayatıma Amazon dergisiyle girmeye karar verdim. Detayları sonra görüşürüz. Buyurun gidelim Erhan Bey. İyi günler Erhan Bey. Olamaz bu. Oldu bile. Ama ben her şeyi ayarlamıştım. Ne? He, ayarladıydın ama evdeki hesap çarşıya uymadı tabii. Neler oluyor Gonca? Ne olacak canım? Senin masanın üstüne kahveyi döken, resimlerini yakan, prozontonu bozan hep bu kadındı. Sen saçmalıyorsun. Evet, sizden başka o odaya kimse girmedi Pınar Hanım. Pınar, bu söylenenler doğru mu? Evet, doğru. Ama bu iş bizim hakkımızdı. Bu işi mutlaka almalıydık. İnanamıyorum sen. Senden böyle bir şey hiç beklemezdim. Yonca, inan ki haberim yoktu olanlardan. Ya bilsem böyle bir şey izin vermezdim. Boş ver Sarp, bir dahaki sefer hallederiz. Pınar'cığım, bir dahaki sefer diye bir şey olmayacak ne yazık ki. Sana yeni işinde başarılar dilerim. Ama... Aması maması yok. Git eşyalarını al ve Adam Akıllı dergisini terk et. Ben de seni kovuyorum. Çabuk çık git burada. Özür dilerim Gonca. Senin benden değil ama benim Gonca'dan özür dilemem lazım. Vallahi bilmiyorum ki affetsem mi acaba? En iyisi bir şey isteyeyim affetmek için. E iste bakalım. Heh. Pasta isteyin, pasta, frambuazlı. Pasta istiyorum, pasta, frambuazlı. Tamam, birisi pasta alsın. Ben giderim. Siz şu faksı okuyana kadar şıp diye gider gelirim. Bu faksı bu. Otelden gelmiş fatura. Gonca. Sen neler yemişsin böyle? Ya dergiyi 3 kere satsak ödeyemeyiz biz bu parayı. Vay ispiyoncular, demek hemen yetiştirdiler ha. Pasta kalsın. Ben yiyecek bir şey buldum. Ana, 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 ana. Anam, dur kız Gonca, dur kız. Aman ben ne yedim ki, iki baş soğan. Seni mahvedeceğim.